Şu an Süleymanpaşa, Hasan Ali Yücel Meydanı'nın oradayız. Büyükşehirimizin kent lokantası projesini yapmak istediği kafelerin önündeyiz. Biz bunu 2 gün önce öğrendik ve bir basın açıklaması yaptık. Öncelikle şunu söyleyeyim, kent lokantalarına kesinlikle karşı değiliz. Yapılmasından yanayız. Ama lokasyonla ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Bunları da sırayla söyleyecek olursak, en başta burada şu gördüğümüz etraftaki esnaflar, çok ciddi restoranlar var. Yani şu 100 metre etrafta 10-15 tane şu an restoran var. Sulu yemekçiler var. Burada siz oraya bir karşılarına rakip açtığınız zaman buradaki işletmeler, çalışanları ve hepsi burada etkilenecek. Buradaki kiracıları çıkartmak durumunda kalacaksınız. Buradaki esnaf zarar görecek. İkinci konu şu an bunun yapılma nedenine ihtiyacı olan dar gelirli insanlara kaliteli ve düzgün besin imkanı sağlamak. Bunun da yeri bence burası değil. Çünkü burası, ben aynı zamanda emlak sektöründe olduğum için söylüyorum. Burası şu an Tekirdağ'ın en yüksek rayiçlerinin olduğu 3. bölgesi. Burası nerede yapılabilir? Hani bir fikir olarak da söylenecek olursa. Hemen pazar yerinin orada kapalı bir pazar yerimiz var. Yavuz Mahallesi'ne, Çınarlı'ya, Aydoğdu'ya, Köprübaşı'na hemen yürüme mesafesinde işçi sınıfımızın genellikle iş yerlerine gittikleri, servislerin kalktıkları bölge orada. Orada yapılabilir. Olarak da doğma büyüme Süleymanpaşalıyım. Benim çocukluğumda gençlerin, çarşıdaki insanların sosyalle birleşebileceği alan sinemalar sokağıydı. Daha sonra şu hemen sol tarafımızdaki Zübeyde Hanım Parkı oldu. Sonra orası da yıkıldı ve şu an Süleymanpaşa Çarşısı'nın içinde tek insanların sosyalleşebileceği alan burası. Burada da böyle bir kent lokantası olduğu zaman biz onu da bitirmiş, öldürmüş oluruz. Büyükşehirimiz şunu diyorsa eğer, ya ben insanların sosyalleşmesini etkileyeceğini düşünmüyorum. Ben dışarıdaki esnafın, buradaki vatandaşların zarar göreceğini düşünmüyorum. Ben illaki bu lokasyonda yapmak istiyorum diyorsa, şurada hemen 100 metre ileride parti binamızın önünde ilçe emniyet müdürünün karşısında büyükşehirimizin parkı var. Kapalı alanı var, açık alanı var ve orada şu an çalışan insanları var ve şu an orası bomboş. Yani oraya bir gittiğim zaman şu an orada en fazla bir masa falan oturuyorduk. Neden oraya yapılmıyor? Neden illaki burası? Bizim sorumuz bu. Neden buraya yapılmak isteniyor? Bunun arkasında başka bir düşünceler, başka bir planlar mı var? Biz buradan büyükşehirimizi, Süleymanpaşa'da yaşayan tüm siyaset yapan insanları uyarmak istiyorum. Göreve davet ediyorum. Özellikle kahveciler odası, lokantacılar odası. Şu an buradaki esnafınız, üyeleriniz zarar görüyor. Sizleri de göreve davet ediyorum. Buradan da büyükşehirimize bu aldıkları karardan vazgeçmesini kendilerine tavsiye ediyorum.